Neyi çadır abi? İstim. Yani sergi falan, yani serdiğimiz, kayısı silkelediğimiz çadırda yaptık. 20-25 kişi oluyor. Yani iki arkadaşına, ikimiz var şurada tüdün altında 3 gün yağmurda, karda üstümüze bir laylon çektik, ateş yaktık, oturduk. Durumumuz abi bu. Yani depremin ilk gününde belli. Yani o Cem evinde işte gelen yardımları dağıtmaya çalıştık. Yardımcı olmaya çalıştık. Bugün birkaç gündür de yani bu iktidarın Allah'ın bir kuru yok. Nazım Hikmet'in bir lafı var. Yani nerede öyle olsa ben oralıyım. Yani bunlar oralı da değil. Cenazeleri de kirlettiler. Yani orada bir cenaze çıkarttılar. Kadını parçalayarak çıkarttılar. Yani affet gelir. Bir saat, iki saat uğraşıyor. Yani nerede gelmişse adam da emir kulu. Çekip oraya gidiyor. Tuvalet yok, su yok. Hijyenik hiçbir şey yoktur yani. Şimdi yarın sıcaklar başladığı zaman yani tuvalet falan olmadığı için, sağlıklı beslenme falan olmadığı için yarın sıcaklar çöktüğü zaman yani sağlığın da tehlikeye girecek. Yani deprem öldürmeyecek ama hastalıkta öleceksin. Böyle soğukta öleceksin. Yani bunlar daha bir iki gündürlü. Yani ben o da gördüm, şimdi suyu kapattırdım. Ya dedim neredesiniz? Ya ilk defa görüyorum. Biz iki gündür buradayız. Deprem olalı 15-20 gün oldu. Şimdiye kadar neredeydik? Hiç kimse gelmedi. Bak burada cenazeler var. Kendi çabalarımızla çıkarttık. Ellerime bak işte. Yani ellerim tellerine falan. Yani o toprakları bireketler aitliye ellerimiz yar oldu. Yani ellerimiz tutmaz oldu. Kaymakamın burada yalakaları var. Belediye başkanı. Bura mahallesi. Önce beldeydi. Merkez bir köy. 9-10 tane köy var çevresinde. Yani gelen yardımlar bir tek Ören'le ilgili dedi. Yani o 9-10 köye de dağıtım yapıyor. Yani onlar da mağdur olanlara da veriyor. Ama gelen yardımlar orada bu telefon edeyim muhtar. Belediye başkanı, kaymakam gelen yardımı engelli. Yani ben burada almada vermem. Ya sen neyi alayım ya, bu devletin gönderdiği yardım değil ki. Sivil toplum kuruluşlarının, duyarlı insanların, vicdanlı insanların göndermiş olduğu yardımla. Yani Türkiye'nin dört bir yanında geldi, bizim insanlar şurada 10 kilometrede bir belediye başkanı gelip sormadı. Anladın mı yani, cenazeleri bile kirlettiler. Yani bunlar kırkız, namussuz, ağ gibi ülkeyi sarmışlar. Sen vatan aynısın, ben vatan aynıysam ben buradayım, kaçmadım, bir yere de gitmedim. Depremin ilk gününde beri buradayım, halkla beraber yardımcı olmaya çalıştım, cesetleri çıkarttım.